sinemayla benim bağlantım film eleştirileri yoluyla oldu. Gazetelerde. Daha sonradan Dünya Gazetesi'ne geçtim ve uzun yıllar orada sinema eleştirileri yaptım. Ve hem bir taraftan fakültede okuyordum hem de eleştiriler yapıyordum. Fakat belirli bir zaman sonra senaryo yazmaya başladım. Senaryo yazmaya başladığım zaman da eleştiri yazmayı bıraktım. Yalnız senaryo yazdım. Çeşitli senaryolar yazdım. Atlas Film Şirketi vardı o zaman, çok meşhur orada. Ve belirli bir zaman sonra ki 1952 rejisör olmak istedim. Ve bana bir film verdiler. Ve 1952'de de rejisör oldum. Ondan sonra hem senaryo yazarı olarak hem rejisör olarak işte yıllarca çalıştım. Yani benim kısa özgeçmişim bu. Sinema, Türk sineması diye bir olgu var. Sinemanın başlangıcı, yaygın oluşu 1895. Sinema Türkiye'de de 1915'te falan başlıyor. Yani sinema o zamandan beri Türkiye'de var. Türk sineması düzgün bir çizgi izliyor. Yani gelişiyor. Gelişirken oluşumlar var, dönüşümler var. Ama çizgi düz giden bir çizgi. Zaman zaman duraksıyor diyorlar. Hamle ediyor diyorlar. Bunlar bu çizginin içinde. Yani bir böyle para hareketlerinde de yani inişler çıkışlar oluyor. Türk sinemasında da tabii inişler çıkışlar oldu. Türk sineması evvela siyah beyazdı. Dünya sineması da siyah beyazdı ama sessizdi. Sessiz sinemaydı. 1929'da yani 28 ile 29 arasında ses ögesi geldi sinemaya. Sesli sinema oldu. Türkiye bunu yaşamadı. Yani aynı şeyi yaşadı ama dünyanın yaşadığı boyutlarda yaşamadı onu. Ama Türk sinemasında da filmler 1928'e 29'a kadar sessiz çekiliyordu. Türk sineması 2 yıl geç başladı sesli sinemaya. Sesli sinemaya, ses ögesini kullanmaya 1931 yılında başladı o da Türk sinemasında. Türk sinemasının asıl karşılaştığı sinemadaki teknolojik dönüşüm renkli sinema oldu. Siyah beyaz sinema daha sonradan renkli sinema haline geldi. Türk sinemasının asıl büyük dönüşümü televizyonun başlamasıyla oldu. Türk sineması 1900 işte televizyonun başlangıcını Türkiye'de yani böyle yaygın başlangıcını 70'li yılların başı olarak biliyoruz. Türk sineması o yıllara kadar tek başına biz sinema yapılan yerde. Fakat 70'li yılların başından itibaren televizyon filmleri de yapılmaya başladı. Televizyon için film yapılmaya başladı. Bir de şunu da söyleyeyim, artık bu geçti. Televizyon ilk başladığı zaman televizyoncular ki devlete mensuptular o zaman. Çünkü bir kanal vardı, devlet televizyonuydu. Biz televizyoncuyuz diyorlardı. Biz sinemacı değiliz. Bilmiyorum şimdi şey yaparız. Televizyonla sinemanın bir ayrımı var mı? Yani
sinema, televizyonda da sinema yapılıyor, sinemada da sinema yapılıyor. Televizyon sinemanın yayın araçlarından biri. Konulu film de televizyonda yayınlanıyor. Doğrudan doğruya televizyon içinde filmler çekilip onlar yayınlanıyorlar şeyde. Bir ayrım var mıdır acaba televizyon filmi ile sinema filmi arasında? Sinemada büyük bir ekran var. O ekranı düşünerek plan ölçeklerini o ölçeğin kapsamında, yani beyaz perdenin kapsamında orantılıyoruz. Fakat televizyonda perde küçük. Yani ancak şimdi işte 104-105 oldu veyahut da biraz daha fazla. Fakat çok standart bir rakamdı. 55 geliyordu hep. Şimdi bile var. Bu da böyle bir şey olabilir. Değil mi? Yani teknik. Yani daha yakın planlar kullanmak. Geniş planlar, orta boy planlar değil de daha yakın planlar kullanmak. Yani planlarda bir küçük değişiklik yapılmıştır muhakkak. Yapılıyor da. Ve bu çok hayırlı da oldu. Türk sineması da bundan çok etkilendi. Şunu da söyleyeyim. Türkiye'de televizyonun kullanılışı, televizyonun yapılışı Türk sinemasına büyük bir nefes getirdi. Müthiş. Gerek içerik olarak, gerek biçim olarak. Biçimde hele televizyonun televizyonda çalışan kameracılar çok yaman bir olgu gerçekleştirdiler. Yaman çok güzel çekimler yaptılar. İçerik de tabii değişti. İçerik de çok güzel şeyler, çok etkili, çok anlatıcı, çok yaygın şeyler söylemeye başladı. Televizyonun başlangıcı Türk sineması için çok yararlı olmuştur. Televizyon için çekilen filmlerindeki yakın planların çok fazla bir ölçüde, miktarda veyahut da kullanılması Türk sinemasını çok olumlu bir şekilde etkiledi. Türk sineması da yakın planlara çok daha fazla özen göstermeye başladı. Böyle bir etkiyi ben gözlemledim. Sansür diye bir kitap yok. Türk sinemasına dair kitap da yok. Türk sinemasının yani bütün boyutlarıyla Türk sinemasını anlatan bir kitap da yok. Yani Türk sinema tarihi yok. Çok çerden çöpten şey. Gene Türkiye'de olmayan bir şey var. Yıllarca olmadı. Şu dakika Türkiye'de bir arşiv var mı, film arşivi? Arşiv olmayan ülkede, bir sinematek olmayan ülkede nasıl bir sinema olgusundan söz edilebilir? Ben vaktiyle bir yazı yazdım da sinemadan önce, sinemadan sonra diye. Bu tabir benim değil. Nurullu Ataç'ın tabiri bu. Nurullu Ataç bir yazı yazmış. Sinemadan önce, sinemadan sonra. Sinemanın 50. yıl dönümünde 1945'te yazmış yazıyı. Diyor ki eğer bir memleketin, bir ülkenin sinemasının arşivi olmazsa orada bir sinema sanatından bahsetmek çok zor olur diyor.
Türk sinemacıları Mimar Sinan Üniversitesi'nden işbirliği yaparak bir arşiv fikrini oluşturdular. Bir arşiv. Böyle bir arşiv oluştu göğe. Ama arşiv ilerlemiyor. Yani bir arşiv devletin olur, üniversitenin falan olmaz. Sinema filmlerinin arşivine dair bir bilgim var. Öyle bir arşiv yok. Öyle bir arşivin varlığı yok. Nasıl oluyor öyle bir şey olmadan? Yani arşiv olmadan şey diyor ki Nurullah Ataç, sinemanın icadından sonra İsa'dan önce İsa'dan sonrayı kullanmayalım diyor. Sinemanın icadı o kadar şeydir ki diyor, önemlidir ve kritiktir ki diyor. Sinemanın icadı, sinemadan önce sinemadan sonrayı kullanalım diyor. Ataç'ın her zamanki atağınla. Biliyorsunuz 1930'lu yıllarda Atatürk'ün söylediği bir söz var. Söylediği sözde sinemanın diyor sinema barutun keşfi, kataların keşfi, elektriğin keşfinden daha önemlidir diyor. Ama 1930'da bu laf söylenmiş, sonra ne yapılmış? Hiçbir şey yapılmamış. Ben şunu vurgulamak istiyorum. Televizyonun şöyle bir yararı, televizyonun şöyle bir yararı oldu. Sinema yapmak için mutlaka bir senaryoya ihtiyacınız var. Yani senaryo yazılıyor. Senaryonun yazılışı, yani bir kalemle kağıt üzerine bunu yazıyorsunuz. Peki, filmi neyle yapıyorsunuz? Filmi kamerayla yapıyorsunuz. Yani sonradan kamerayı mutlaka kalem gibi kullanmanız lazım. Kamera mutlaka kalem gibi kullanılacak. Bunu Türk sineması uzun yıllar yapmadı. Kamerayı kalem gibi kullanmadı. Televizyonun geldiği zaman televizyoncular çok başka türlü bir çekim ve kamera anlayışı getirdiler. Ve kamerayı kalem gibi kullanmaya başladılar. Bu televizyonun son derece müsbet, son derece olumlu etkisidir sinemaya. Kalem gibi kullanmaya başladılar. Hele televizyonda da statik kameralar var. Onları bile duragan kameralar var. Onları bile hareketlendirdiler. Bir de aktüel kamera diye bir şey getirdiler. Aktüel kamerada boyuna kameranın kalem gibi kullanılmasını sağladı. Şimdi sinemayı evvela tanımlayalım. Sinema bir ilk önce bir eğlence için yapılmıyor mu? Sinema salonuna giden beğenmek ve eğlenmek istemez mi? Yani eğer bir konferans, bir nutuk dinlemek isterse bir konferans salonuna gider. Eğer bir vaiz, bir dinsel bir şey dinlemek isterse camiye gider. Sinemaya gelmez. Bir laf işitmek isterse tiyatroya gider. Sinemanın adı Moving Picture. Hareketli resim bir kere. Ve aynı zamanda kültür. Aynı zamanda didaktik mi? Mutlaka öğretici. Ama bunlar ne dereceye kadar? Miktarları ne bunların? Çağan Irmak'ın Babam ve Oğlum filmi tipik bir Türk filmi. Tipik bir Türk filmi. Ve Türk sinemasının da benim dönemimin filmleri gibi değil. Daha eski. Mesela Türk sinemasında bir dönem vardı. Muharrem Gürses, Kemal Kan, çok büyük paralar getiren filmlerdi. O filmlerin aynısını yaptı. Siz o filmleri arşiv olmadığı için görmediniz. Aynısını yaptı.
Çağınırmak onu iyi biliyor. O son yaptığı gene para kazanan filmde de onu yaptı. Ya, Türk sinemasından hiç ayrılmıyor Çağan. Ne zaman ki Türk sinemasında ayrılıyorlar, Nuri ayrılıyor. Nuri ayrılıyor, Nuri'nin filmleri beş para kazanamıyor. Ferzan'ın filmleri de kazanmıyor. Fatih'in filmleri de kazanmıyor. Türk sineması çizgisinde olduğu için Çağan, bunun üzerinde de uzun durmak lazım. Ve kimse de Çağan'ı eleştirdiği yok yani. Çağan'la şöyle yapalım. Acaba Çağan'ın yaptığı film ile diğer para yapmayan rejisörlerin filmlerini karşılaştırdığımız zaman kıyasla ne oluyor acaba? Estetik yönden Çağan'ınkiler daha mı eksik? Yani ben ağzıma böyle mikrofon tutulduğu zaman orada bir kere insan konuşamaz ki ya. Daha filmi yeni gördüm kardeşim. Daha ne söyleyeyim ben? Ya bir mikrofon tutuyorsun ağzıma. Orada ne gördüm böyle içeriden? Yok o gerçek fikrim değil. Filmin düşüncesinden sonra filmin konusu var. Filmin konusu var. Şimdi bunlar iç içe. İç içe ama mutlaka ayrılmalı. Yani çok kısa olarak anlatırsınız o düşünceyi filmde. O filmin çekirdeğidir. Bir de yani filmin düşüncesi, filmin konusu, bir de filmin ruhu. Şimdi hiç ruhu olmayan filmler var. Konusu mükemmel ama bir türlü o hassaslığı, o duyarlılığı, o yani demin sözünü ettiğiniz bazı filmler var. Bazılarını gördüm, bazılarını görmedim. Ama gördüklerimde ya ben bu filmi neden seyredeyim? Yani ben bu filmden çıkmıyorum da sonuna kadar da oturuyorum ama neden seyredeyim bu filmi ya? Ben buraya duygulanmaya geldim. Ben buraya sevmeye geldim. Ben buraya belki yani ben beğenmeye geldim buraya. Yani ben sen bana bunu beğendiremiyorsan tam belki şey yapamıyorum, ihata edemiyorum. Yani açıklayamıyorum. Ben bugüne kadar bilmiyorum siz bana ihtar edin, söyleyin, deyin ki yapıldı. Hangi sinemacıyla çok iyi bir konuşma yapıldı veya mesela bir oyuncuyla diyelim ki oyuncuları alalım. Kamera arkasını değil de oyuncuları alalım. Shakespeare'in bir lafı var. Hamlet'in içinde bunu söylemiş. Elsinore'ye, şatoya gelen tiyatrocularla konuşurken konuşuyor. Tiyatro diyor, oyun diyor iki şeydir. Yarısı düşünme, yarısı duygudur diyor. Hangi oyuncunun ağzından bunu alabiliyoruz biz? Shakespeare bunu koymuş. Nedir yani? Bunun dışında mıdır? Var mı başka bir şey? Yarısı duygu, yarısı düşünce. Başka nedir? Yani diksiyon, fonetik, aksan veya interpretation. Yani neyse bütün bunların dışında. Nedir başka türlü? Oyun budur işte.